Yetiş ya Muhammed, bugün imdat günüdür, haşa. Kimden imdat? Ne zaman imdat diye bağırırsınız? Felaket anında. Bugün imdat günüdür diyorsunuz. İmdadı kimden korkarak bağırıyorsunuz? Allah'tan. Allah'tan kaçacaksınız, peygambere sığınacaksınız ve peygamber sizi kurtaracak. Kimden kurtaracak? Böyle saçmalık olur mu? Evet. İnfitar suresinin son ayetlerinde Allahü Teala 586. sayfa. Orada da yevmiddin kelimesi var. Diyor ki burada innel ebrara lefî naîm. Estağfirullah. İyiler elbette nimetler içerisinde. Ve innel fuccara lefî cehîm. Böyle kırıp geçiren, yani günahkarlar da alevli ateş içerisinde olacaklardır. Yaslavnaha yevmeddin, din günü oraya sokulacaklardır. Yani hesap kesme günü. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبٍ O cehennemden uzak kalmayacaklardır. وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّنِ Sana kim bildirdi? Din günü nedir? Yani o hesap kesme günü nedir? ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّنِ Evet, sana kim bildirdi? Nereden öğrendin? Gidip gelen mi var ki hesap kesme gününü sana anlatsın? Sen bunu kimseden duyamazsın. Ama insanlar kendi hayalleriyle bir takım şeyler üretirler. O zaman dinle. Ancak Allah'tan öğrenebilirsin. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا O gün hiç kimse, hiç kimse lehine hiçbir şey yapamaz. Hiç kimse, hiç kimsenin lehine hiçbir şey yapamaz. Bu Allah-u Teala'nın söylediğidir. وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ O gün emir ve irade sadece Allah'a mahsustur. Bugün insanlara yetki vermiştir ama o gün yetki yok. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabasını topluyor. Amcasına, halasına, Kureyşlere diyor ki başınızın çaresine bakın. Allah'ın yanında benim size hiçbir faydam olmaz. Kızı Fatma'ya diyor ki, kızım Fatma, başının çaresine bak. Baban olarak benden istediğin bir şey varsa verebileceğimi veririm ama Allah'ın yanında sana hiçbir faydam olmaz. Hesap günü öyle bir gün. Dolayısıyla kendi kendimizi kandırmayalım.